Arkadaşlar herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda Mogul Production hakkında konuşacağız. Kripto piyasasında olanlar biliyor arkadaşlar, uzun bir ayı piyasası sürecinden geçiyoruz ve gerçekten çok uzun sürdü. Birçok proje battı arkadaşlar. Birçok projenin tokenı yüzlerce X düştü. Birçok coin bir sürü değer kaybetti arkadaşlar ve birçok yatırımcı çok yüksek zararlara uğradı ve biz de tabii Türkiye'de yaşadığımızdan dolayı TL ile dolara çevirerek yatırım yaptığımızdan tabii ki Avrupa'da ve para birimi USDT dolar olan yerlerde bir kişi bir kaybediyorken biz 32-35 arasında kaybetmeye başladık. Tabii bu da can sıkıcı olmaya başladı. Ama videomuzun asıl konusu bu değil. Mogul Production hakkında konuşacağız. Mogul Production'ın şöyle bir sıkıntısı da oldu. Bir film ve Web3 projesi olduğu için ve Amerika'da Hollywood'da grev olduğu için arkadaşlar, yazarların ve oyuncuların girmiş olduğu grevden dolayı bir sıkıntı vardı ve o sorun çözüldü arkadaşlar. Yazarlarla anlaştı Hollywood ve tekrardan film sektörü hareketli hale geldi. Mogul Production'da tabii ki bu anlaşmayı bekliyordu ve bu anlaşmayla birlikte film projelerini tekrardan hayata geçirdiler arkadaşlar. Fakat tokenları tabii ki ayı piyasasında büyük bir başarısızlığa uğramıştı. Bu da yeniden yapılandırma, yeniden markalaşma gerektiriyordu arkadaşlar ve bu yeniden markalaşmayı yaptılar. Şu anda Stars tokenlar Mogul token olarak değiştiriliyor arkadaşlar. Bunun için son 4 gün kaldı. Bununla ilgili topluluklarda sorular geliyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Kontratı cüzdana nasıl ekleyeceğiz? Borsalarda nasıl olacak gibi. Biz de bu yüzden böyle bir video yapma gereği duyduk. Videonun ikinci kısmında tüm detayları anlatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanala abone olursanız destek olmak için ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videonun ikinci kısmına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Mogul Production sitesini açtığımız zaman zaten böyle bir site bizi karşılıyor. Sitesinde yenilemeler yapıldı tabii ki. Yeni animasyonlar eklendi, yeni projeler eklendi arkadaşlar. Ama ilk olarak bizi Migration sayfası karşılıyor. Burada sağda hemen unutulmaması adına direkt ana sayfada bizi Migration sayfası karşılıyor. Swap Tokens Now dediğimiz zaman da Migration sayfasında bizi yönlendiriyor. Stars token tutanlar biliyor arkadaşlar. Ethereum ve BNB chain'de var olan bir token. Burada hangisinde yapmak istiyorsanız Ethereum'da ise Ethereum'u, BNB chain'de ise BNB chain'i seçeceksiniz. Böylelikle cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar ve burada sorular soruyor. Bunların ikisine de no diyebilirsiniz. Çünkü ellerinde Mogies tutanlara da Mogies başı ama tabii ki belirttikleri tarihten 3 ay boyunca ellerinde hold etmeleri gerekiyor. Her Mogies başına 5'er bin Mogul token kazanacaklar arkadaşlar, holder'lar. Ama tabii ki bu az önce işaretlemeniz gereken yerleri işaretlemenize gerek yok. Bunu elinizde tutmanız yeterli sadece. Burada arkadaşlar swap sayfasına geçtiğiniz zaman elinizde ne kadar stars varsa buraya çevirmek istediğiniz adeti yazıyorsunuz. Burada da oranlar var. 180 gün boyunca kitlerseniz %50 oranında bonus alıyorsunuz. 90 günde %20, 60 günde %11, 30 günde ise %5 şeklinde bir oran var arkadaşlar. En düşük oran DEX kısmında, yani cüzdandan çeviri yapacaksanız en düşük oran 30 günlük bir şekilde %5 oluyor arkadaşlar. Yani en düşük kilit süresi 30 gün ve en az bunu 30 gün kitlemek zorundasınız. Yani şu anda girdiğimiz zaman bize tokenlarımız 18 Ağustos'ta gelecek arkadaşlar. Şu anda migration yaptığımız zaman, migration'a ise 3 gün kaldı arkadaşlar. 3 gün sonra migration, yani bu swap sayfası kapanacak ve yeni token, Mogul token piyasaya çıkacak arkadaşlar. Ayrıca dönüşüm oranı da şu şekilde olacak. Elinizde 90 bin adet stars varsa bunu 3'te 1 oranında, 3/1 oranında, yani 30 bin Mogul olarak geri alabileceksiniz. Tabii ki fiyat da 0.02'den başlayacak arkadaşlar. Bu migration duyurulduğunda fiyat 0.005'lerdeydi ve bu fiyat baz alınarak bu migration işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Ekibin açıklaması bu yönde. Bu linkleri videonun yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Mogul Production'ın Linktree'si var. Linktree'yi sizlere paylaşacağım. Burada girmek istediğiniz bir sosyal medyası varsa girip takip edebilirsiniz. Mogul Production'ın attığı tweet'e bir göz atalım arkadaşlar. Şu anda yeni token için bir yatırım alıyorlar. Communitas, Spores, Hostarter, Matic, Launchpad ve Game Launcher'da satışları oluyor arkadaşlar. Hatta Communitas tarafında zaten fullendi arkadaşlar satış. Şu anda Communitas'ın attığı tweet'e bakalım. Public Sale'in 16'sında başladığını söylüyor burada. Ve vesting olacak. Launchpad'lerden alanlar için vesting olacak arkadaşlar. %10 açılışta verilecek. Daha sonra 2 ay boyunca vesting'i alacak arkadaşlar burada yatırım yapanlar. Chain ise ERC20, yani Ethereum ağında yapılıyor bu satışlar. Hedef 250 bin dolar arkadaşlar ve başlangıç market cap'i 5 milyon dolar olarak başlayacak. Sektöründe zaten DeFi
film endüstri olarak belirtmişler ve 24 saatte refund politikası var arkadaşlar. Evet, Communitas'ın Launchpad kısmına da girdiğimiz zaman bakıyoruz arkadaşlar, şu anda sağ üstte finished yazıyor. Yani satış tamamlandı. Baktığımız zaman 250 bin dolarlık yatırımı almış arkadaşlar. Yani 12 milyon 500 bin adet Mogul'a tekabül ediyor. Burada da az önce bahsettiğimiz gibi %10 TG'yi de veriyor. Geri kalanı 2 ayda gelecek şekilde arkadaşlar. Bu şekilde Communitas'ta hard cap tamamlanmış ve ilgi duyulmuş arkadaşlar Mogul token'a. Bu da aslında yeni listelemeler için ekipte fon açısından güzel bir fon oluyor arkadaşlar. 250 bin dolar. Çünkü başka launchpad'ler de satılacak. Spores'e bakalım. Evet, Spores'te de Vibrant 15'inde başladı. Valorant 16'da ve FCFS'de 16'sında. Yani bugün şöyle baktığımız zaman da Mogul Production'ın Eidos Spores'te şu ana kadar 124 bin dolar toplamış. 124 bin dolar ve %83 tamamlanmış satışın. Muhtemelen bugün içinde 150 bin dolar tamamlanmış olacak arkadaşlar. Çünkü FCFS 11 UTC'de başlamış. Yani Türkiye saatiyle saat 14'te başlamış. Muhtemelen akşama doğru biter diye düşünüyorum. Hostarter'a baktığımız zaman da Hostarter'da zaten EME etkin falan yaptı CEO Matt ile. Evet, buraya da bağlayalım bakalım cüzdanımızı. Evet, Wallstarter'da baktığımız zaman böyle Wallstarter'a ilk defa giriyorum arkadaşlar. 70 bin dolar raise hedefi var. Burada tüm detayları vermiş arkadaşlar. Mogul'un partnerlerini vermiş. Medya destekçilerini vermiş. Takımı anlatmış. Burada token distribution kısmı var. Roadmap ve Mogul tarihçesi. Mogul'un açıklaması. Evet, buradaki satış %46'sı tamamlanmış arkadaşlar. Şu anda Vibrant'ta ve %46'sı tamamlanmış. Rant sona ermiş arkadaşlar. Bakalım şuradaki açıklamaya. 70 bin dolarlık satış yapılacak. FCFS'de ayın 17'sinde sanıyorum. Neyse, bunun çok önemi yok arkadaşlar. Burada da satış yapılacak ve ben burada da dolacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Matic Launchpad'de yapılacak. Matic Launchpad'de de aynı oranlarda 19'unda listing date arkadaşlar. Listelenecek Mogul token. MEXC, Probit gibi borsalarda var arkadaşlar. Ekibin açıklamasına göre borsalarda otomatik gerçekleşecek dönüşüm. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Şimdi Mogul Production'ın sosyal medyasına geldiğimiz zaman gerçekten yeni dönemde sosyal medyalarını çok aktif kullanıyorlar ve sürekli EME etkinlikleri yapılıyor. Bakın burada Etlunam Inch'de James Pratt yine bir söyleşiye katılacak. Yine bir EME etkinliğine katılacak arkadaşlar. Şimdi web sitesine girdiğimiz zaman About kısmına geldiğimizde bakın şöyle göstereyim size. Burada James Pratt'in Head of Film Production olarak geçtiğini görüyoruz. Yani film yapımının başındaki adam olarak görüyoruz. Head of Film Development kısmında da Randy Charah var. James Pratt gerçekten önemli bir isim bu proje için. Çünkü tanınan bir oyuncu. Hollywood oyuncusu. Bu alanda film yapımının başında olması gerçekten güzel. Şurada Visit Web3 Dashboard kısmına tıkladığımız zaman da sizin DeFi kısmına bağlıyor. Ve burada film projelerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mogi.js'leri görüyorsunuz. Submit Project dediğiniz zaman kendi projelerinizi burada listeleyebiliyorsunuz. Film projeleriniz varsa kısa filmler, animasyon filmleri, NFT'lerinizi satabiliyorsunuz. Böyle bir yapı var arkadaşlar. Tabi buradaki her işlem MGL token yani Mogul token ile gerçekleşecek. Burada bakın yeni film Texas Nightmare, Killing Angel. Bunlar hep upcoming projeler. İleride gelecek projeler arkadaşlar. Mogul'un yapımını üstlendiği. Dreamer diye bir film vardı biliyorsunuz. Ödül aldı. Bakın burada Mogul'un simgesi var arkadaşlar. Bu linklerin hepsini bırakacağım ben videonun yorumlar kısmına ve bu filmlerin başında tabi ki James Pratt var. Hi Gary. G'day Rob. Life of the Raisin and Pecan next mate. Sold out. Everyone's been coming in earlier now so they don't miss out. Oh. But Colette's been in already to get it. Lucky, huh? Yeah. Lucky. Thanks, mate. Catch ya. James Pratt'in bir filminden sahneyi de izlediniz zaten az önce. Funky Matas var burada. Showman. Bu şekilde arkadaşlar, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Fakat şundan da bahsetmek istiyorum. Şununla ilgili de sorular var. Token'ı cüzdanımızda nasıl göreceğiz? Token'ın BSC kontratı burada arkadaşlar. Ethereum kontratını da zaten paylaşırız ekip paylaştığı zaman. Burada geldiğiniz zaman bu kontratı da ben videonun yorumlar kısmına bırakacağım. Token ekle dediğimiz zaman burada Mogul olarak çıkıyor arkadaşlar. Lansmanda burada Mogul tokenlarınızı göreceksiniz. Dediğim gibi kitleme sürenize göre gelecek elinize. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp destek olmak için de kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın.